Burada hepiniz de bir temsilci kadar bu taşın altına elinizi koyduğunuzu ben çok iyi biliyorum. Benim arkamda açık söylüyorum. İşveren yok. Sendika genel merkezi yok. İl başkanlığı yok. Sendika bürokrasisi yok. Sadece var, sadece sizler varsınız. Bu davada hepimizin davası. Bu temsilci seçimi davası değil. Alper Koca'nın seçim davası değil. Bu bir geçiş süreci. Bu seçimin sonucuna göre biz ya yıllardan beri bu köhneleşmiş işverenci sendikal yapının ortadan kaldırıp yeni bir işçiyle beraber, işçiye yüzü dönük, işçinin iradesiyle gelmiş sendikal kadroların Aralık'ta yapılacak şube başkanlığı seçiminde oturtturulup oturtturulmama seçimi. Bu geçiş sürecinde de temsilciliğe aday göstereceğimiz arkadaşlarımızın eskiden olduğu gibi 3 sene, 5 sene, 10 sene temsilcilik yapacak diye bir kayda yok. Onun için sizden ricam bir andır Ali'dir, Veli'dir, Alper'dir bu isimlere takılmadan hedefe ulaşabilmemiz için bu 4 tane temsilciye bu kadar adam blok ayatsa bile 20-0, 30-0 önde gider. Ama ben biliyorum ki gönlü bizden yana çok arkadaşımız var. Bu davayı bilen çok arkadaşlarımız var. Ben size bu süreçten sonra vereceğim bireysel tek bir sözüm var. Sendikacılığa beni layık görürseniz ben size yalan söylemeyeceğim. Referans da isterseniz benim geçmişim zaten benim referansım. Ama şimdi öyle bir şartlar eşitlendi ki artık herkes omuz omuza kol kola girip oyuna sahip çıkacak. Önümüzdeki dönem şubede oluşacak kadroları buradan bu insanların içinden çıkacak, uzaydan gelmeyecek. Ahbap çavuş ilişkilerinin artık sonuna geldik. Herkes işçiye hesap verecek. Bizim gerçek işverenimiz işçiler olacak. İşçiyle beraber ne yapacaksak biz bunları yapacağız. Biz bunu açıkça yüreklikle söyleyeyim. Benim için sendikanın isminin önemi yok. O sendikanın yöneticilerinin işçiye nasıl bakıp bakmadığının önemi var. Nasıl bakıp bakmadığının önemi var. Ki bunu akıllı bir adam bana sormaz. Sendika değiştirmek bireysel bir karardır. 2500'den adamın adına ben nasıl karar vereceğim? Onlara nasıl hesap vereceğim? Onlara nasıl hesap vereceğim? Döndü ikinci şartın ne kardeşim? Sen ihraç edilirsen veya seçilemezsen veya seni aday göstermezseler, seçilemezsen de aday göstermezseler. Nasıl aday göstermeyecekler Muzaffer? İhraç edecekler. O zaman gerekçesini sun. Benim ağam hırsızlık yaptıysam söyleyin. Yolsuzluk yaptıysam söyleyin. Kapılar ardında farklı konuşup içinin önünde farklı konuştuysam söyleyin. Beni bundan yargılayın. Bir de bu işin içine karaysallık, kozancılık, sağcılık, solculuk şunu bunu sokmuşlar. Şimdi burada da var bir ton insan. Şu insanların baktığın zaman hepsi bunlardan daha memleketine sahip, bayrağına sahip, vatanına sahip. Herkes bu memleketin değerlerine sahip çıkıyor. Sendikacı adamın vereceği vaatler işçinin hak ve çıkar menfaatleri doğrultusunda olmalı. Gidiyor şimdi kafası çalışan bir adam sormalı. Gezdiği arkadaşlara söyledikleri şunlar. Alper'i işveren istemiyor. İstemiyor ben de söylüyorum zaten. Niye istemiyor ya? Genel merkez istemiyor. Niye istemiyor? Siz onlar istemiyor. Niye istemiyor? Ama hak aramak işte bundan sonra hepimizin omuzunda bir yük. Buradaki insanların hepsi bu hafta özellikle 19'una kadar 3 kişiyle 4 kişiyle birebir bu anlattıklarımı, bu konuştuklarımı zaten sizler biliyorsunuz. Ben bunları hikaye gibi anlatıyorum size. Zaten bilen insanlarsınız. Yeni genç arkadaşlarımız var. Bu geçmiş süreçte yaşamayan insanlarımız var. Onlar zaten arkadaşlarından duyuyor. Ama bu dava dediğim gibi herkesin bireysel davası olmalı. Temsilcilik seçimine de takılmayın. Bu temsilcilik seçimi geçici. Adam gibi yaparsa, devam ederse sizden icazet alacak. Benden almayacak. Siz uygun görürseniz olacak. Hangi daireden kim aday gösterecekse o dairenin adamları gösterecek. Açık ve şeffaf. Yani kendi sesimizi insan gibi duyurmaya çalışacak. Yani bizim başka bir amacımız yok. Diğer taraftan bir bakın yani. Hani nerede bunlar ya? Karşımızda yani adayı çıkartmışlar 3-5 tanesi kendi kendine konuşuyor. Bunların ağa babaları nerede? Genel merkeze başkanı aradım konuştum. İlk telefonumda konuştuk. Açtı. Başkanım dedim. Adana'da sana gelen gibi değil olaylar. Her taraf iftira. Bizim amacımız adam gibi yönetilmek. Kendi irademizle yönetilmek. Geçmişteki işverenin vekillerine o zamanın durumuna göre davranıp o vekillere kendini atattıranlar bu fabrikanın da itibarını düşürdüler, işçiliğini de düşürdüler, temsilciliğini de düşürdüler. Yani bir bakın herkes yüz göz olmuş. Herkes yüz göz olmuş. Yani işçilik bu değil, emek mücadelesi bu değil, alın teri bu değil. Yani burada bu insanları kimse zorlayıp da getirmedi. Şubeniz var, toplayın, bu insanları çağırın, bizi de çağırın, taleplerimizi dinleyin. Başkan anlattım bunları. Başkan yalnız bana, ben de rahatsızım. İl başkanlığından
hesap soramıyorum atam olduğundan dolayı şubeye çevireceğim. Arkasından delege seçimi, arkasından Aralık'ta şube kongresini yapacağım. Keşke başkan dedim, bu işi dedim işçiye seçtirsen. Artık bu işçi de bu taşın altına eline koysun. Yıllarca ötekileştire sen yanlış fikirlere de kapıldın. Yok Alper dedi. Seçil de gel ondan sonra dedi. Arkadaşlık gönderdim kabul etmiyor. Mesaj attım bak yalan geliyor böyle böyle değil durumlar dedim. Cevap vermiyor. Genel merkez beni dikkate almıyor değil. Beni almasın. Bu kadar insanın iradesini almıyor. Burada olan insanlar bu kadar az gibi görükse de içeride yüzlerce adamın gönlünden bizim bu haklı davamıza bize imrenerek baktığından biliyor. Ben hiç kimseye sağcısın, solcusun, Alevisin, Kürtsün, şusun, busun diye ayrımcılık yapmam. Niye yapmam? Burada kim Allah'la anlaşma yaptı ne olacağım diye? Kim anlaşma yaptı Allah kime sordu nasıl olacağım diye? Yaradılanı yaradandan dolayı sevecek. Bizi de burada bağlayan tek bir çıkar ilişkimiz var. O da işçi olmamız. Senin nereli olup olmadığın, hangi zihniyette olup olmadığın, hangi ırktan gelip gelmediğin beni alakadar etmez. Zaten bu dine de aykırı eğer dindarsan, dinle de alakası yok. Ağam, bu da bütün adayların temsilcileri ve başkan adayları. Herkes bir yerden talimat aldı geldi. Ben de aldım geldim. Ben talimatı işçiden aldım geldim çıktım aranıza. Başka bir yerden gelmedim. Herkes gibi. İşçiden aldım geldim. Birileri gibi genel merkez bürokrasisinden, işverenden, şimdiki il başkanından öbür taraftan gelmedim. Bunların içerisindeki tehlikeli oyunu herkes görsün ekmeğine sahip çıksın. Geçmiş örnekler oldu. Yedinci Ali kim koydu oraya? Kimin haberi var? Kimin koyması lazım? Dara amirinin mi koyması lazım? Tezmati indir cebine. Rahatına bak ne olacaksa olsun. Adam hepinizin açık ve seçik davası. Ben bu davayı zaten kazandım. Ben gönüllerin başkanı oldum. Sizin bu davayı gösterdiğiniz sanki zaten bana yeter. 22 sene, 23 sene zaten orada ben çalışmışım. Ama yazdık yeni giren insanlar var. Kandırılıyorsunuz. Eğer sağcılık, solculuk, partisilik karın doyuluyorsa da hep beraber gidelim karnımızı doyursun. Hakkımızı savunuyorsa da hep beraber gidelim hakkımızı savunsun. Bizim bizden başka gücümüz yok. Bol kola gireceksiniz. O buralıydı, o şuralıydı. Bu memlekette bizim de kardeşim memleketin değerlerine saygımız var. Biz de bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Onlar bizi niye sana iftira atıyorlar? Senin güçlü olduğunu biliyorlar, güçlü geldiğini biliyorlar. Ya niye? İşte bir sorsun herkes. Bu adam niye görevden aldı? Hepsi biliyor da işte. Niye görevden aldı? Adamlar, Alper'im. Hepsi biliyor da işlerine gelmiyor. Ya niye istemiyorlar? Ne yaptık biz? Beraber çalışacak. Bu yazı bu sendikanın da itibarını artırak. Bu işinin de itibarını artırak ya. Bu işi de insan gibi gitsin. Bir aile havası yaratak ya. 20 sene sonra bana bütün bossalarla beraber bu adayı da verseler benim gözüm yok. Bir de bu toprağı, ben inançlı adam. Ben inançlı adam. Bu toprağın bir de yerin altı var, orada da hesap vereceğim. Oranı da düşünüyorsan burada ekmeğine sahip çıkacak. 15 sene sonra hepiniz dede olacaksınız. Yaşlanacaksınız, oturacaksınız. Torunlarınıza ne anlatacaksınız? Fabrikada böyle böyle olaylar oldu da, filan filan oldu da, 3 tane adam filan etti de, bize ekmeğimizden etti de. Bunları mı anlatacaksınız? Adam gibi herkes sorumluluğunu bilecek. Sorumlu gibi davranacak. Burada teknisyen arkadaşlara, Açıdaya, Ahmet'e, Önder'e, Hakan'a, yani eski büyüklere, eski işçilere çok büyük iş düşüyor. Mürsel senin gibi bilenlere, yani hepiniz ismini sayamadığım insanlara çok büyük iş düşüyor. Zaten beni tanıyanlarla benim bir problemim yok. Onlara bir şey anlatmama da gerek yok. Sizlerden ricam küçüklere abilik yapın. Bak çürütüyoruz ya şimdi. Bunların diyor ya bunlar solculuk yapacak, diske götürecek şurada. Lan şuraya bir bakıyorum ki şu gelenlerin %80'i o partinin gönülbaşları. Gönülbaşları. Niye geldi onlar? Ya Alper bizim partiyle aynen. Bizim siyasetimiz tabii olacak. İşçinin siyaseti de olacak. Işte. Kimisine MHP'den giriyor, kimisine başka yerden giriyor. İşçinin bir tek bir siyaseti olacak. Adamına göre muamele yapıyor yani. Abi doğru söylüyorum da yani. Yapıyor şimdi, vazancılık. Ya dediğim gibi kim? Şimdi ben Bosna 5'ten başkan adayım, bir tane de Bosna 4'ten veya 2'den bir sekreter adayı çıkaracak. 9 tane yönetimin 3'ü Bosna 5'e, 3'ü Bosna 2'ye, 3'ü Bosna 4'e. 4 tane de denetimin ikisi bir yere, biri bir yere, biri bir yere. 4 tane disiplinin, 5 tane disiplinin ikisi bir yere, biri bir yere, bir yere. Yani yayılacak. Bosta 5'e akışa özür bir şey götüren benim. İçim kanı alıyor diye götürdün diyor. Dedim. Kanı alıya götürdüm. Niye? İşveren işin içindeydi. Bu işin içinde. Dedim açık söyleyeyim.
Bunlar deve, biz karıncaydık. Sizleri niye ateşe atacağım lan? Gene abilik yaptım o dönemde. Biz tekşin de bize yani o dönemde özlediğimiz sendikacılık hayatını vermedi ki. Vermedi ki. Recep'i de kahraman eden, Sedat'ı da kahraman eden, biz tekşinin alanları. Yani bu saatten sonra artık herkes bu işi bireysel, kendi davası gibi görecek. Yani bu işin 10 senesini sonrasını düşünün, 20 sene sonrasını düşünün. İş gören de karışmıyor. Destekliyor birilerini. Gezdiriyor, ettiriyor. Niye destekliyor ya, niye? Niye destekler bir iş veren bir adamı? Çıkarı var. İşi niye bir adamı? Genel merkez illa olsun, sen olmasın. Ya bu insanlar bu sendikanın üyeleri değil mi? Yani bu insanlar uzaydan mı geldi ya? Bir de de ki, bir de de ki yani programını şöyle anlat ya. Ben Alper'den iyi yapacağım. Ben anladım, beni deneyim. Ben namusluyum, ondan daha namusluyum. İşçinin çıkarını, menfaatini daha iyi savunacağım. Diye propaganda yapsa anlayacağım. Yaptığı propaganda. Vallahi Alper'i işveren de istiyor. İşçi, kimse istemiyor, bir işçi istiyor. Seçilse bile gelemeyecek. Aynen öyle. Merhaba Hayat TV izleyicileri. Şu an Adana'da Bosa işçileriyle birlikteyiz. Adana'da 3 Bosa fabrikası bulunuyor. Bosa 4 fabrikası, Bosa 2 ve Bosa 5. Burada toplam 2000 Özlüplük İş Sendikası'na üye Bosa işçisi var. Bosa işçileri 19 Eylül'de yapılacak iş yeri temsilciliklerine hazırlanıyorlar. Bosa işçileri bugüne kadar Bosa'larda 3 tane sendikayı da gördüler. 3 sendikayı da denediler. Ama bugün Bosa işçileri biraz önce aday olan şube başkanına aday olan Alper Koca'nın da belirttiği gibi esasen sendikanın adında değil sorunun işçilerin birliğinde ve örgütlüğünde olduğuna karar vermiş durumdalar. Bosa İşçi Hareketi adı altında sosyal medyada da bir platform açmış durumdalar. Bugün de işçiler Bosa'daki sorunlarını tartıştılar. Bosa işçileri sürekli haklarının geri gitmesine bu gidişata dur diyorlar. İş yeri temsilciliklerinin olduğu, iş yerinde demokratik seçimlerin olduğu, iş yeri şube yönetiminin olduğu bir seçim istiyorlar. Bu seçimin ilk etabı 19 Eylül'de yapılacak. Bosa Şube Başkanlığı'na aday Alper Koca'yı dinledik. Şimdi de Bosa işçilerine mikrofonumuzu tutacağız. Bosa işçileri ne sorunlar yaşıyorlar, nasıl bir sendika istiyorlar? Şimdi sözü işçilere bırakıyoruz. İş yeri temsilciliğine adaysınız. Nasıl bir sendika temsilciliği yapacaksınız? Neler söylemek istersiniz? Ben boyun bölümünden Coşun Köz. Ben temsilci adayım. Kazandığımızda işçilerin en düşük sorunundan en büyük soruna kadar, elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Yani bütün sorunları çözmeye çalışacağım. Açık olacağım, net olacağım. Açık olacağım, net olacağım. Yalan söylemeyeceğim. Dürüst bir şekilde arkadaşlarım bütün sorunlarıyla ilgileneceğim. Ben Bosa 5 temsilci adayım. Yalçın Karacan. Boya terbiye işletmesine çalışıyorum. Bu süreçte gerçekten herkesin elini vicdanına koyması lazım. Bu bizim belki son şansımız. Herkes iyi düşünüp iyi karar vermesi lazım. Ben bundan sonraki süreçte eğer temsilci seçilirsem arkadaşlarıma dürüst, samimi neyse olanı söyleyeceğim. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Ben Ahmet Keskin. Denim'den operatörüm. Temsilci adayım. Sadece ben arkadaşlara iki kelime söylemek istiyorum. Doğruluktan hiçbir zaman ödün vermeyeceğim. Vermeyeceğim. İşçiye yalan söylemeyeceğim. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Hep beraber. Teşekkür ederim. Ben Bilan Yıldırım temsilci adayı. İşçiyi satmayacağım, satmayacağım. Yarın seçildikten sonra Allah'ın izniyle kalkıp da orada koltuk sevdası için oraya oturmayacağım. Her zaman işin yanında olacağım. Bosa 4'te baş temsilciydiniz. Doğru. Ama daha sonra temsilcilikten alındınız. Doğru. Yerinize atama temsilcilik yapıldı. Şimdi de siz burada yeni bir işçi hareketi, yeni bir sendikacılık başlatan işçi arkadaşlarınızın yanındasınız. Beraberiz. Hem geçmişi hem de bugüne dair neler söylersiniz? Biz bu süreçte Alper abiyle beraber olduk. 4 ay önce işten çıkarıldık ama hiçbir zaman birbirimizden kopmadık. Bosa 4 şu anda burada değil. Ama yüreğiyle telefonlarını susturmuyorlar. O arkadaşlar da bir toplantı istiyor. Ve hepsi de Alper abiyi destekliyor. Dün akşam da beraberdik. Vardiyalar uygun olmadığı için gelemediler. Hepinizden özür diliyorum. Gelecekler de gerçekten de. Ama onlar da tek yürek Alper abiye destek veriyorlar. Biz de destek veriyoruz. Burada mağdur olan zaten bizdik. Saltanatı süren onlardı. Bundan sonra işçilerin birliği kazanacak. İşçiler karar verecek her şeye. Bütün seçimleri işçi seçer. Şube ataması olmaz. Düşünün.
temsilciler seçilmiş, şube atanmış. Böyle bir tüzük yoktur. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunlar yanlış yapıyorlar. İşçiye soracak. Benimle çalışmak istiyorsa beni işçi seçecek. Beni genel merkez seçemez. Beni şube seçemez. Bize görev verdiler. Biz kabul etmedik arkadaşlar. Hayır dedik, işçi seçecek. Benle seçecek, çalışacak insanı Ahmet Mehmet Hüseyin işçi seçecek. Benle çalışmak istiyorsa çalışır. Çalışmak istemiyorsa çalışmaz. Ama siz karar veremezsiniz buna dedim. Ve o yüzden görevden alındı. Ve sözde vermişlerdi, tutmadılar sözlerini. Seçim yapacağız, yapacağız. Lav ettiler bizi, ondan sonra seçime gider. Ama biz burada tek yüreğiz, tek bileğiz, tek sesiz. Bu gelen işçinin ayak sesleri. Duysunlar, bilsinler. Biz hiçbir zaman işverene biat etmedik. Hiçbir zaman. Hep işçinin menfaatine çalıştık arkadaşlar. Temsilci adaylarını ben açıkçası şimdi yeni öğrendim netleştiğini. Herkes öğrenmiş demek ki seçtiğin temsilci adaylarından buradakileri kastetmiyorum. Rahatsız olan çok insanlar var. Çok insanlar var. Seni sevip temsilci adaylarından dolayı sana vermeyecek olan insanlar var. Bu gibi durumlar için genel bir fabrika genelinde bir açıklama, bildiri gibi bir şey yayınlaman gerekiyor. Çünkü kimse seni anlamış durumda değil şu anda. Biz buradakiler biliyor olabilir. Ama buranın dışındaki kafasında soru işareti olan arkadaş sayısı çok fazla. Ve bundan dolayı da oy vermeyecek olanların sayısının da ben fazla olacağını düşünüyorum. Doğru söylüyorum. Bununla ilgili kesin bir karar. Mesela şöyle deniyor. Hani bu geçiş süreci, bu temsilci adayları işte daha sonra işçi seçecek. Bunu kimse bilmiyor o şekilde olacağını. Ki o şekilde olduğunu farz etsek dahi bu arkadaşların nasıl bir tepki vereceği herkes tarafından merak edilebilir. Bunlara bir açıklık getirip bunu bir bildiri şeklinde bir fabrikaya bir yayınlaman gerekir diye ben şahsi düşüncem. Bizim biz Face sayfamız var. Oradan ben düşüncelerimi açıklıyorum. Deminki basın açıklamamız var. Takip etmeyen de çok var. Bunları açıkladım. Bunu bir temsilci seçimi olarak düşünmemesi lazım insanlar. İşte buradakiler bu atacağımız bir adım. Buranın dışındakiler bilmiyor. Tamam. Bu seçtireceğimiz temsilciler bizim Bosyalardaki muhalefet sesimiz olacak. Yani bu temsilciler seçildiği takdirde insanlarda şu algı oluşacak. Demek ki bu davanın peşine sürüklenen, haklı diyen çok insan var diyecek. Bu temsil seçimi de eskiden olduğu gibi 3 sene, 5 sene, 10 sene gidecek diye ben bunun sözünü vermiyorum. Öyle bir kaydı yok. Siz şubeyi oluşturduktan hemen sonra insanların isteklediği, beklediği, demokratik anlamda geniş katılımlı, işçinin desteklediği adayları getirip biz o masaya oturtturacağız, o sandalyeye oturtturacağız. Burada gösterdiğimiz adayların da kalıp kalmaması kendi ellerinde. Adam gibi çalışırlarsa, adam gibi sözlerinde tutarlarsa onun kararını sizler vereceksiniz. Ben vermeyeceğim. Eğer tutmazlarsa da yine işlerinin başlarına geri dönecekler. Bunun başlarına açılması yok ya. Bakacaksın abi. İşte bunu buradaki... Bu dar çatıda, Bostaki'de nasıl tezgahlandığını herkes biliyor, herkes anlatacak bunu. Nerede yani bu oynatanlar çıksın, onlar da yapsın bir basın açıklaması. Onlar da programlarını açıklasın. Onlar da nasıl bir yol izleyeceklerini açıklasın. Yani. Ama burada hiç kimse kendini soyutlamasın. Bu herkesin kendi öz davası buradır. Herkesin öz davası. Ben burada ne kadar sorumluysam sen de o kadar sorumlusun. Ahmet de o kadar sorumlu, Yusuf da o kadar sorumlu, Gökhan da o kadar sorumlu, Yalçın da o kadar, herkes çok sorumlu olduğunu bilmek zorunda. İstirahat salonunda olanlar sizlersiniz. Yemekte beraber yiyenler sizlersiniz. Serviste beraber gelenler sizlersiniz. Ha şunu da söylüyorum. Eğer bu yapıdan memnunsanız zaten o yapıya oy verin ya. Yok, buradakilerde sıkıntı yoktur zaten. İçeridekiler de, içeridekiler uzayda başka bir fabrikada yaşamıyor ki. Sende ne sıkıntı varsa onlarda da o sıkıntı var. Ahmet'te de o sıkıntı var. Yani o konuda sıkıntı yok buradakilerde. Buradakiler dediğim gibi, yani orada bildiriler. Hepiniz bir bildirisiniz. Herkes burada bir bildiri. Geldiniz dinlediniz. Hep bunları sizler abilik, yani abilik budur. Anlatmak budur. Açıklamak budur. Yalan konuşuyor. Yani biz haklıyız, onun için yiğit konuşuyoruz. Doğru yok çünkü. Yalan yok ki söylediklerimiz. Bunu hepiniz yaşadınız. Hepiniz yaşadınız. Yıllardan beri. Aha işte Posta 5'in sekreter adayı, profesyonel adayı nasıl gitti o koltuğa oturdu, nasıl bir yol izledi? Son bir haftaya kadar benim altımda çalışan temsilciler
Hepsinin haberi var bu olaylardan. Biz de cin gibi diye geziyoruz. İşçiye güveniyoruz, arkadaşlara güveniyoruz. Herkes bunun farkında. Alper gitse de kurtulsak, biz geçsek oturalım. Yerine diyen insanlar. E nasıl temsilcilik yaptıklarında ben konuşmayayım. Sizler biliyorsunuz. Ne anlatayım ki ben size? Ben de Bosna 5 planlamada çalışmaktayım. Murat Kirici. Şimdiye kadar herkesin sorunu ortaktı işçi olarak. Hiçbir zaman işçiye danışılarak hiçbir hareket yapılmadı şu ana kadar. Yemesine, içmesine ve hatta yemekhanedeki sorunlara varana kadar tek taraflı sadece işverene çalışan bir sendikayla temsil edildik. Hiçbir zaman işçi tarafında olmadılar. Artık bundan sonra bir dur demenin zamanı gelmişti. İnşallah buradaki arkadaşlarla beraber bu gidişata bir son verip yeni bir yapılanmayla işçinin yönettiği bir sendikal yapıya gitmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Ve arkadaşlara da sesleniyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapsın inşallah. Ben Ahmet Yanatar, Botta 5 Dokuma İşletmesi'nde işletme ustasıyım. Bunca zamandır fabrikada yaklaşık bir 12 yıldır hep atamayla yönetilen bir sendika var. Yemeklerden kısılıp, çaylardan kısılıp, krom bardaklarla işçiye çay içirip, tişörtten, ayakkabıdan, pantoldan, yemekten, hatta yemekte şikayetçi olunduğu zaman tutup personele götürüp, işçi arkadaşlarımız hakkında tutanak tutacak kadar aciz durumda olan sendikacılar. Bunlara artık şey yapmak için, dur demek için işçi arkadaşlarımızla hep beraber birlikte Alper Hoca'yı desteklemek, kendi irademizle yönetebileceğimiz bir sendikal yapı oluşturmak için mücadele ediyoruz, edeceğiz. İnşallah Allah bu yolda hepimizi muvaffak eder. Hak etmeyen kişiler koltukta otururken hakikaten işçinin yanında olan bir Alper Hoca şu an saf dışı. Biz inşallah çalışanların hep birlikte yapacağı bir seçimle yeni oluşumu getirmek, Alper Hoca'yı lider yapabilmeyi düşünüyoruz yani. Adım İbrahim Kamurbay, Ürge'de çalışıyordum. Arkadaşlarım her şeyi en güzel şekilde özetledi. Bizim tek istediğimiz şey insan gibi yönetilmek. Biz bu baştakileri istemiyoruz. Başka diyeceğim yok. Yani biz adam gibi çalışıyorsak adam gibi de hakkımızı istiyoruz. Maaşlarımız çok düşük. Daha dün girmiş adam hiçbir şey bilmiyor. 15 senelik adamla aynı maaşı alıyor. Bu dünyanın neresinde görülmüş mesela? Bunları da bir göz önüne alınsın. Öncelikle adım Gürbüz Gültekin. Dokuma işletmesinde kalite tip ayar ustası olarak çalışıyorum. Şimdiye kadar yapılan işlerde yolsuzluklardan dolayı işçiye hiçbir şekilde herhangi bir şey, hiçbir menfaat şeklinde herhangi hiçbir şey verilmemiştir. Bunu yiyen içerideki taşeronlar olmuştur. İçerideki sendika mensupları olmuştur. İçerideki dairelerdeki çalışanlar en ufak bir şekilde hiçbir şey faydalanmamıştır. İşçinin sabunundan kısılmıştır. İşçinin el yüz yıkama sabunundan bile kısılmıştır. İşçinin her şeyinden kısılmıştır. Her şey işçiden kısılmıştır. İşçi artık dur deme zamanı gelmiştir. İşçi artık dur deme zamanı gelmiştir. İşçi artık önce işine sahip çıkacak, üretecek ve isteyecek. Bunu bütün arkadaşlarım da istiyor. Bunu alacağız inşallah. Sonuna kadar da direnecek. Bu sendikayı da bizim istediğimiz gibi yönetecek. İşçi nasıl istiyorsa öyle yönetecek. Alper Hoca'yı da buradan biz çağırdık. Kendi gelmedi. Gel başımızda dur, sen bu işi biliyorsun dedik. Allah'ına kadar arkasındayız. İşçiyi düşünmüştür her zaman. Her zaman işçi yanında olmuştur. Şu an yeri nerede? Dışarıda. Nerede? Dışarıda. İşçi arkadaşlarımız çalışıyor. Eşek gibi çalışıyor. Günde iş veren iş arkadaşım oldu iş yerinde. Adam ne? Aylaksızlık yaptı. Aylaksızlığı ne? Zam istedi. Ya bu adamın hakkı. Çocuğunu doyuramıyor evde. Aç. İşi yapıyor. Hakkını istiyor. Ama öbür taraftan ömürlerini cebine dolduruyor. İşçiye bir şey yok. Yeter bu. Türkiye genelinde var böyle şeyler. Ama artık Türkiye geneline sesleniyorum. İşçi ayaklansın. Hiçbir şekilde işçi ayaklansın. Herkese sesleniyorum. Türkiye geneline sesleniyorum bunu. Bir Bosna geneli değil.
İşçi ya, işçi. İşçiye yalan söylemeyeceklerine, işçinin bütün problemleriyle elinden geldiğince ilgileneceklerine, çizgilerinde bir sapma olmayacağına, seçildikten sonra da bu davayı sonuna kadar sahipleneceklerine, namusları ve şerefleri üzerine söz veriyorlar. Söz veriyoruz. Evet. Tamam. Beni biliyor oğlum. Gelin lan şöyle biraz oğlum ya. Gel. Yerden alabilirsin daha. Abi gel gel çık da komple çık. Allah Allah. Gelsene. Abi geldim. Orta gir seni göstereyim zaten. Gel Ersin, gelsene lan Ersin. Neye kork? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel Kadir gel. Girin.